Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugünkü videomuzda size Datça sahillerini göstermeye çalışacağız. Spontane gelişecek. Nereye gidersek orayı çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrar. Bugün size Datça Yarımadası'nı gezdirmeye devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Değil mi Ada? Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Arkadaşlar Datça'ya girdik. Girişten hemen sonra sağ tarafa dönüyoruz. Palamutbükü yazıyor bakın. Buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Mesudiye Palamutbükü. Tatilciler bayağı var yine, kalabalık yollara bakın. Buradan sola arkadaşlar. İlkten sola. Burası sağlı sollu badem ağaçları, zeytin ağaçları bulunmakta. Biz de zeytinyağımızı falan hep Datça'dan alırız. Oradan aldığımız bir teyze var. Birazdan açıksa oraya gideceğiz. Orayı size çekmeye çalışacağım. Yol kenarlarında böyle bal badem satan yerler var arkadaşlar. Bunu Palamutbükü'ne yaklaştık ya, yol üzerinde 7-8 tane böyle tezgahlar gördük arkadaşlar. Şu karşıda da var bakın bir tane. Bunlar işte badem ve zeytinyağı satıyorlar. Bal satıyorlar. Yol üzerinde bulabilirsiniz. Arkadaşlar Palamutbükü köy içine girdik. Birazdan sağlı sollu alışveriş tezgahlarını göreceksiniz. Bizim de zeytinyağı ve bal aldığımız bir yer ve badem aldığımız oraya uğrayacağız. İnşallah açıktır. Sağ tarafta Kridos'a gidiyorsunuz. Sol tarafta 4 km kalıp Palamutbükü'ne gidiyorsunuz. Şöyle bir yoldan. Arkadaşlar bizim alışveriş yaptığımız yer burası, bu ev. Gördüğünüz gibi bal, badem, yağ hepsi var burada. Şu anda burada gözükmüyorlar. Sanırım bugün Palamutbükü'nün pazarı, herhalde pazara gittiler. Siz sesleniyoruz dışarıda kimse var mı diye. Bakın bademler, yağlar, ballar. Biz her zaman burada alıyoruz. Bir de şunu biliyorum. Türkiye'nin her yerine kargo yolluyorlar. Türkiye'nin her yerine buradan kargo yolluyorlar. Şimdi biz en son geldiğimizde burada kargo paketleri vardı bir sürü. Sanırım evde yoklar. Dediğim gibi bugün Palamutbükü'nün pazarı olduğu için pazarda da tezgah açıyorlar sanırım. Bakalım. Evet, eşine sorduk. Pazara çıkmış tahmin ettiğimiz gibi. Hayırlı işler, merhaba, kolay gelsin. Yenge pazarda herhalde. Tamam, oraya bakalım biz o zaman. Sağ ol, sağ ol. Şimdi bu siz kargoyla yolluyorsunuz Türkiye'nin her yerine bal badem, değil mi? Bal badem, hepsini zeytinyağı yolluyorsunuz. Bir numaranızı alayım ben sizin. Çünkü ben YouTube için video çekiyorum. Numaranızı oraya koyayım ki isteyen insanlar size ulaşsınlar, kargoyla yollarsınız. Abi bu kargo isteyenler için telefon numaranı verir misin? Verebilirim. 541-214-5097. Arkadaşlar duyduğunuz numarayı bu numaradan kargoyla size her türlü zeytinyağı, bal, badem abi yollayabilir. Evet. Türkiye'nin geneline yolluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Sağ ol. Abi şimdi bu balları, bademleri, zeytinyağları siz kendiniz mi üretiyorsunuz? Evet, kendimiz üretiyoruz. Kendiniz üretiyoruz. Kendi mahsulümüzdür hepsi. Hepsi kendi mahsulümüz, evet. Değil mi? Anladım. Türkiye'nin her yerine dediğim gibi bu kargo, evet, yollama teneke şeyiniz. Teneke kavanozlarla, teneke kavanozlarla her tarafa gönderiyoruz. Çünkü canlılar da sıkıntılı olduğu için. Tenek kavanozlarını her şeyi gönderiyoruz. Size arayanlar ona göre bilgisini verirsiniz, evet, siz onu. Tabii. Peki badem mesela kilosu ne kadar bademin? Bademine göre değişir. Onu söyleyebilir misin? Kabukluları var. 100 liradan başlıyor, 200 liraya kadar kabuklu bademler var. 100 liradan başlayıp 200 liraya kadar kabuklu badem. Kabuksuz olan? Kabuksuz olanlar 400 liraya kadar var. Birinci, ikinci, üçüncü kaliteler var. Birinci, ikinci kalite, evet, de değişiyor. Onu evet, siz aradığınız zaman bilgisini tabii, veriyorsunuz. Tabii, biz onlara gerekli bilgiyi veriyoruz onlardan. Onlar bize onayı verdiği zaman biz burada 4 tane Datça'da kargo var. MNG, Suret, Yurdiçi, Aras. Onlarla kargoyu veriyorsunuz. Bizim Aras'tan gönderiyoruz. Hı hı. Ama müşterilerimiz yurt içi gönder derse ondan gönderiyoruz. MNG gönder derse onların
şeylerin isteklerine göre 4 kargoyla beraber peki, gönderiyoruz. Peki zeytinyağının kilosu ne? Onu da bilsinler. 120 lira şu anda. Zeytinyağı kilosu evet, şu anda 120 lira. Sade 120 lira ama koyacağı hacim mesela kavanoz. Bir teneke 5 kiloluk tenekeler var. Onluk tenekeler var. Onlar günlük olarak fiyatlar değişiyor. Onlar günlük olarak fiyatlar evet, değişiyor. Peki ballarda kekik balı var sanırım. Kekik balı var. Çam balı var. Onların fiyatları ortalama ne? Onlar 150 ile 250 arası değişiyor yani. Evet arkadaşlar fiyatlar evet, buymuş. Onların da 1 kilolukları var, 3 kiloluk, 2 kilolukları var, 3 kilolukları var, 5 kilolukları var kavanoz teneke olarak. Tamam. Arkadaşlar duydunuz abiye. Tekrar telefon numarasını versin. 541-214-5097. Evet arkadaşlar bu numaradan abiye ulaşıyorsunuz. Abi size kargoyla istediğiniz malı size yolluyor. Şimdi görüşmek üzere. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Bal, badem, zeytinyağı hakkında bilgiyi verdik. Şimdi Palamutbükü'ye doğru iniyoruz. Şöyle yukarıdan bir kuş bakışı. Bir görün bakalım Palamutbükü. Bu güzelliği bir görün. Burası açık deniz. Buranın denizde her zaman tertemiz. Çok ılık, çok sıcak da olmaz buranın denizi. Ilık olur. Evet arkadaşlar sahile doğru iniyoruz. Evet sahile geldik bir tur atalım. Bayağı kalabalık burası arkadaşlar. Tabii çok güzel bir yer burası. Evet arkadaşlar deniz kenarına indik. Böyle bir yer. Tabii yollar dar olduğu için park problemi var biraz. Birazdan şu ilerleri de çekeceğim. Arkadaşlar sahilin girişi de böyle. Bakın Palamutbükü'nün tam göbeğine geldim. Şöyle bir yer. Deniz de böyle. Şöyle denizi var arkadaşlar. Sahil kısmı böyle. Şöyle ileri doğru uzanıyor. Sahil kenarlarında kafeteryalar var. Bunun gibi
6-7 tane kafeterya var arkadaşlar sahil kenarında. Evet arkadaşlar, sahilin hemen kenarında otopark var. Akın otopark diye buraya girdik. 50 TL günlük. Bütün gün kullanabiliyorsunuz. Bugün de buranın pazarı var. Biraz orayı çekeceğim size. Hemen sahilin hemen kenarında. Evet arkadaşlar. Burada şezlong fiyatları şöyle. 1000 TL'lik iki kişi eş izine geldiniz. 1000 TL'lik harcama sözü verdiğinizde şezlong ve şemsiye bedavaya geliyor. 1000 TL harcamanız lazım. Burada da kural bu. Deniz kenarını çekmeye devam edeceğim. Bugün dediğim gibi pazar kuruldu burada. Burayı göstereyim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Biraz burayı göstereyim size. Evet, bizim biraz önce uğradığımız zeytinyağcımızı, bademcimizi bulduk. Kendisi şu anda yok. Bakalım nerede. Evet arkadaşlar, burada pazar perşembe günleri kuruluyor. Bilginiz olsun. Selamünaleyküm. Biraz önce eşiniz oradaydı. Onlara muhabbet ettik. Eşinizi de videoya çektik. Yayınlayacağız. Dedi hangi kanalda yayınlıyorsun? YouTube kanalımız ismini verdik. Biraz ona çekim yaptık. Hayırlı işler. Sağ ol. 120 TL mi? 500 TL. Kaç, ne kadar şimdi? 5 kiloluk 600 TL. 500 kilo zeytinyağı 600 TL. Yok, 5 kilo. Ha, 5 kilo. Ne kadar 5 kilosu? 600 TL. 5 kilo 600 TL arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bir önce amcayla konuşmuştuk. O amcanın eşi. Bizim aldığımız zeytinden değil mi? Çok güzeldi o zeytin, müthişti. Evet. Kendin yapıyorsun değil mi abla bunu? Kendimiz, her şey kendimiz. Her şey kendin yapıyor. Eşin de söylemişti zaten. Geçen bir kere aldık, bayılmıştık bu zeytine. Ellerine sağlık. Fiyat ne kadar zeytinin? Mesela şu ne kadar? 200. 200 TL. Yağ dolu içi. Orijinal zeytinyağı dolu. Ne kadar, kaç kilo geliyor? Bu 2 kilo kanalıda ama... 200. Şu, bu ne kadar? Şu ufak olan ne kadar? O 1 kilo, 1,5 kilo. 100 lira mı o da? 150. 150 TL. Ha, büyüğünü almak daha mantıklı oluyor. Bu da büyüğünü alalım. Büyüğünü alalım, evet. Arkadaşlar, ben geçen sene almıştım bu zeytinden. Ablanın yaptığı zeytine inanın. Yarım kavanozunu bir günde bitirdim. Abartmıyorum. O kadar lezzetli ki inanılmaz. Doğru. Size tavsiye ederim. Bu ürünleri siz de almak için bir önce bıraktığımız telefon numarasına arayabilirsiniz. Oradan size kargoya yollayabilirler. Değil mi abla? Arkadaşlar, şöyle ballı badem var. Şu ballı badem de 120 TL. 120 değil mi abla bu? Evet. Ne balı var içinde bunun? Çam balı. Çam balı. Şöyle 120 TL. Evet. Arkadaşlar, evet, bunlar nurlu. Abla, bunlar var. Nurlu maden mi? Bunlar nurlu. Bunlar kilosu ne kadar? 4. 400 TL. Fiyat 400 TL normalde arkadaşlar. Bildiğiniz olsun, en iyi maden bu. Datça'da 500 TL'ye satıyorlar. Burada 400 TL. Teşekkürler. Arkadaşlar, işte badem böyle de var. Kabuklu var, kabuksuz da var. Şöyle ürünleri şöyle. Hepsini kendi yapıyor. Arkadaşlar, ben deniz kenarına çekmeye devam edeyim. Badem, zeytinyağı, badem işini hallettik. Onu aldık. Gerçekten buranın zeytini, zeytinyağı, bademi gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Buranın denizi çok güzel gerçekten. Tertemiz. Evet, biraz da pazara çekelim. Adana, ne beğendin? Onu mu beğendin? Sor bakalım fiyatını. Hadi. Baba çoğumam. Utanma, sor kızım. Baba, seviyor musun? Evet, Ada alışveriş yapacak kendine. Seviyorum diye sarıldı. Çok uyanıksın Ada. Arkadaşlar, burada da pazarların fiyatları diğer şehirler, şehir fiyatlarına göre çok ucuz oluyor. Bir tane sene almıştık birkaç parça. Şimdi hanım dedi, bir daha bakalım dedi. Alsın bakalım. Evet arkadaşlar, bakın dediğim gibi fiyatlar, bakın 100 lira. Bunu Marmaris'te bu fiyata bulmak imkansız. Burada da bu fiyatları bulabilirsin. Değil mi? Bulamayız değil mi fiyatları? Ben kendim de Marmaris'teyim. Değil mi? Aynen. Bulamazsın. Bu fiyatlara bulmak, en de bak şu çok güzel. Şu. Fiyatları bulmak imkansız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, hanım bunu beğendi. Ben de şunu beğendim. Fiyatlar çok iyi gerçekten. Arkadaşlar, yandık. Batırırlar beni bunlar. Batırırlar. Batırırlar bunlar. Evet, o beğendiğimizi
Şimdi deneyecek. Dene bakalım. Güzel bence o. Evet arkadaşlar, Palamutbükü'ne geldiği zaman da elbise fiyatlar da bu. Bunda ufak bir bilgisini vereyim dedim. Perşembe günleri oluyor. Fiyatlar da gördüğünüz gibi 100 TL, 150 TL elbiseler çok iyi gerçekten. Arkadaşlar ama durum bu. Her yer araba. Trafikte biraz sorun yaşarsınız sadece. Park yeri sorun yani. Her yer araba gördüğünüz gibi. Sahili çok güzel yalnız. Çok güzel sahili var. Arkadaşlar bu bölümde bakın halk plajı gibi bağımsız sahil. Palamutbükü'nün sonunda şöyle herkes kendi şemsiyesini getirmiş. Bağımsız sahil burası. Şezlong falan yok. Havlunuzu serip rahatça burada güneşlenebiliyorsunuz. Şöyle tabi göstereyim. Şurada bir işletme ve şezlong var. Buralar hep halka açık. Deniz böyle. Tertemiz. Biz de her geldiğimizde bu bölümde yüzüyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Öyle arkadaşlar, Palamutbükü'nün hemen yanında çok güzel bir koya geldik. İsmini aşağıya yazarım. Hemen Palamutbükü'nün bitişiğinde. Evet, Palamutbükü'ne bir de böyle bakalım arkadaşlar. Upuzun bir sahil, tertemiz deniz var vallahi. Herkes sağlı sollu park etmiş. Şöyle bir Palamutbükü'ne bay bay diyoruz. İnşallah bir fikriniz olmuştur. Arkadaşlar buralarda koy bitmiyor bakın. Şu güzelliğe bakın. Koy bitmiyor. Burası çadır karavan yeri arkadaşlar. Arkadaşlar burası çadır karavan yeri gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası Akçabük kamping alanı. Hemen Palamutbükü'nün 2-3 dakika ilerisinde. Çok güzel bir yer gerçekten. Evet arkadaşlar, Palamutbükü'ne biliyorsunuz köy yolundan giriş yapmıştık. Çıkarken de bu yoldan gidiyorsunuz. Deniz kenarı yolundan gidiyorsunuz. Burada Hayutbükü, Ovabükü, Hayutbükü diye yerler var. Yol üzerinde de ayrıca böyle çok güzel koylar var. Bakın karşıda gördüğünüz gibi bir koy daha. Şöyle göstereyim. Bir koy daha var karşıda. Arkadaşlar bakın çok güzel bir koy var orada. Tekrar söylüyorum. Palamutbükü'ne gelirken Daç'tan, Palamutbükü'nden köy yolundan girdik. Çıkışta da deniz kenarından Hayutbükü, Ovabükü tarafından çıkıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Deniz kenarı yolu da böyle. Arkadaşlar burası da böyle bir yer. Karavandan da gelmiş insanlar. Karavanı da gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha geniş daha. Arkadaşlar deniz cam gibi cam. Evet arkadaşlar, burası da görünen yerde Ovabükü. Bizim en sevdiğimiz yer.
birazdan burada bir deniz molası vereceğiz. Evet arkadaşlar, burası Ovabükü. Bizim en sevdiğimiz yer. Bizde denizde en güzel olan yer. Şöyle gördüğünüz gibi şurası halk plajı gibi. Şurada itibaren de tesisler var. Birazdan şu ortada bir ada pansiyonu diye bir yer var gittiğimiz. Çok sevdiğiniz bir yer. Oraya gideceğiz. Sizi böyle bir manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten mükemmel. Bir dipnotta görüyorsunuz, şurada arabalar park yeri var. Arabalar burada park edip sahili kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yol üzerinde Ovabükü diye lafa geliyor. Buradan sağa gidiyoruz. Bu yoldan deniz kenarı Ovabükü oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, buraya geldiğinizde yol üzerine sağa doğru giderken sağlı sollu pansiyonlar var. Bir sürü pansiyonlar var. Mesela bir tanesi, bakın solda Çağla Pansiyon. Bütün pansiyon, motel burada da bulabilirsiniz. Ayrıca deniz kenarında da denize sıfır pansiyonlar ve oteller var. Evet arkadaşlar, en sevdiğimiz yer olan Ovabükü'ndeki ada pansiyonuna geldik. Birazdan size ada pansiyonunu da göstereceğim. Odalar şöyle şu şekilde. Hemen denize sıfır. Kendine ait otoparkı da var arkadaşlar. Şöyle karşıda gördüğünüz denize sıfır. Birazdan oraya göstereceğim size. Kolay gelsin. Merhaba. Arkadaşlar, Buğra buranın sahibi. Biraz sonra her türlü bilgiye gideceğim ben. Evet arkadaşlar, Ovabükü'ne geldik. Şöyle mis gibi deniz, sahil. Şöyle 90 derece döneyim, size burayı göstereyim arkadaşlar. Şu sahil şuraya kadar boydan boya gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi Ovabükü Ada Pansiyonu sahilindeyiz. Sahilde böyle ağaçlar, bakın. Ağaçlar gölge yapıyor bu aşağıya. Çok güzel. Fıldır fıldır esiyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntü var sahilde. Şurada ağaçların altında. Biz de böyle denizin önüne oturduk. Ada güzel mi? Denizin önüne oturduk. Ada denize girmeye hazır. Maskesini taktı. Aferin adaya. Evet arkadaşlar, biraz önce yukarıdan çektiğim yer size şurasıydı. Şurası halk plajıydı. Burada tesisler var. Şu ada pansiyonun önünde böyle arkadaşlar ağaçlarla kaplı gölgelik yapıyor. Çok güzel. Biz her zaman buraya geliyoruz. Sahilde böyle arkadaşlar. Normalde buranın denizi çok sakindir. Bugün dalgalı şansımıza. Biraz dalga var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Size tanıtmaya devam. Bakın deniz cam gibi. Biraz ilerileri büyüteyim arkadaşlar. Şuraya bakın. Boydan boya sahip.
Arkadaşlar gerçekten ben bu plaja bayılıyorum. Acayip güzel. Şu ağaçların da gölge yapması enfes, fıldır fıldır esiyor valla. Evet arkadaşlar, bir yemek molası verelim. Bir de size içeri restoranı göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi sahili böyle. Bunun da duş alanı falan var. Buralar hep gölgelik. Şöyle yukarıda iki tarafta onların restoran. Bakın şöyle güzel bir ortam var. İki tarafta gölgeler arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz ağaçların altında her yer gölge. Sahilin görünüşü de böyle arkadaşlar. Restoran bölüm burası. Yemekler şu karşıda yapılıyor. Şurası resepsiyonu. Hayırlı sezonlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar, restoranda oturduk. Restoran fiyatları tabii ki artık günümüzde fiyatlar biraz normalin biraz üstünde. Diğer yerlerde biliyorsunuz demin gösterdiğim gibi 1000 lira şezlong parası istiyorlar. Biri 600 lira istiyor. Burada yemekler, etli yemekler set menü 200 lira. Hamburger 200 lira. Fiyatlar yine de diğer yerlere göre benim gördüğüm yerlere göre fiyatlar gayet uygun. Oda fiyatlarına gelince Buğra Bey'le biraz önce konuştum. İki kişi yüksek sezonda kahvaltı dahil 3000 TL. Aile odaları var bir de. 4-5 kişinin kalabileceği aile odaları. O da 4500 TL. Ben yine de Buğra Bey'in telefonunu şuraya bir yere bırakırım. Buğra Bey'le görüşürsünüz. Sezona göre belki indirimini uygulayabilir. Arkadaşlar mutfak bölümü burası. Hemen restoranın karşısında. Burada her türlü mezeyi bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hepsini günlük taze yapıyorlar. Restoran da çift taraflı. Bir burası, bir de burası. Hemen denizin önü. Bundan daha güzel yer olur mu? Evet arkadaşlar. Hanımefendi ayranlarımızı kendi ellerine yaptı, ayranları getirdi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, böyle bir hamburger 200 TL, bilginiz olsun buraya geldiğiniz zaman. Arkadaşlar, benim de eninde ortak kararımız hamburger mükemmel, mükemmel hamburger. Arkadaşlar, bir bilgi daha vereyim. Hamburger dediğim gibi gerçekten mükemmel. Enni bile dedi ki, ben Türkiye'ye geldiğinden beri yediğim en güzel hamburger dedi. Konuda hemfikiriz. Bir şey daha var, söylemeyi unuttum. Dışarıdan burası müşteri alıyor. Buraya geldiğinizde belli bir şezlong parası belli diye bir şey yok. Yemek yiyorsunuz. İdiniz hemen ücretini veriyorsunuz. Sahili kullanabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş oluyorum. Arkadaşlar, Ovabükü Ada Pansiyonu'ndan sonra biraz ilerisinde yanında şöyle işletmeler var. İşletmelerden sonra da şu ileride hemen Halk Plajı başlıyor. Onu biraz daha büyüteyim size. Bakın bu tarafta Halk Plajı oluyor. Burada istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi saat biraz geç olunca herkes duşunu aldı. Pansiyonun moteline geri döndü. Bakın bu da öbür taraf oluyor.
Ovabükü'nün ada pansiyonun. Şurada ileride yine buranın ters tarafında da aynı şekilde halk plajı var. Bakın şu gördüğünüz nokta halk plajı şurası. Öyle kullanabiliyorsunuz. Diğer şezlonglar işletmelere ait. Şöyle sizi dalgalarla, dalganın sesini baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar, ada pansiyonuna ayrılıyoruz. Size yol kenarındaki işletmeleri göstereyim. Böyle bir sağlı sollu işletmeler var yol kenarında. Sol tarafta pansiyonlar, sağ tarafta işletmeler var. Arkadaşlar şeyin bitiminde sağa dönüyoruz. Hemen 100 metre ileride Haydutbükü'ne dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Haydutbükü'ne de hemen geliyorsunuz. Çok yakın zaten. Ovabükü, Haydutbükü yan yana. Bir de size burayı gösterelim. Bir de bura hakkında bilginiz olsun. Burası da sahili kum bir plaj burası da. Pansiyonlar var. Restoranlar var. Şöyle ileriden biraz daha ileriden çekip size göstereceğim. Şirin bir yer arkadaşlar burası da. Denizli kum, sahil kum. Sağlı sollu sağda pansiyonlar var. Sağda pansiyonlar, kafeteryalar var. Sol tarafta deniz. Yukarı durup size yukarıdan şuna yukarı bir çekim yapacağım. Evet arkadaşlar, Haydutbükü'de böyle bir yer. Şöyle sonuna doğru tekneler var. Şu sahil plaj da burası arkadaşlar. Şöyle şirin bir yer. Sahil tarafı böyle. Arkadaşlar, burası da böyle. Şöyle geniş alayım size. Biraz da büyüteyim, ileri alayım. Burada hemen sahilin sonunda otopark var arkadaşlar. Bu otoparka arabayı bırakabiliyorsunuz. Şöyle bir yer. Böyle arabayı böyle bırakabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada çok güzel bir görüntüler var. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Haydutbükü'ne böyle şirin bir yer, çok ufak.
Balık restoranları var. Sol tarafta bakın, balık restoranları var arkadaşlar. Bakın buralarda restoranlar, bir de ufaklı pansiyonlar. Zaten burada bitiyor arkadaşlar. Bu kadar ufak bir yer. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Size bugün Palamut Bükü'nü, Hayıt Bükü'nü ve O Bükü'nü gösterdik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.